Dağları denize paralel, mavisi yeşille yarışan, başında yeşilden yaşmağıyla göz alabildiğine uzayıp giden uçsuz bucaksız ormanları, yaylaları ve çağal çağal akan ırmaklarıyla emsalsiz. Başını kartal gibi denize uzatıp, ayağında mavi halhalıyla Karadeniz'e her dem güzellik katan. Cazibesi kendinden menkul, tarihten bugüne süzülüp gelen Giresun. Fındığıyla, kirazıyla, kalesiyle, suruyla, adasıyla, bacasıyla, teceniyle, hamsisiyle, mendek çorbası, fasulye diblesiyle, merekte sarı saman, alperde yeşil perdeyle, keşan peştamalı, aba zıpkasıyla, bakırıyla, ahşabıyla, yeşil üzerine destan, Giresun. Dört bir tarafı güzelliklerle çevrili Karadeniz güzellemesi. Üstüne söz söylemenin en zor olduğu şehirlerden biridir Giresun. Yemyeşil yaylaları ve fındıkları düşünüp bulutlar arasında süzülürken hayaliniz, aklınız yol boyu uzayıp giden sahillerine ve Karadeniz'in o kendine özgü mavisine takılır. Yeşille mavinin insana kattığı huzur ve derinlik duygusu Giresun insanının yüzünden yansıyıp sevgi ve muhabbet olur, sizi bulur. Tarihinden başlamak isterseniz bu kez bir türkü dolanır dilinize. Hırçın Karadeniz'e bıkmadan, usanmadan yarenlik yapan Giresun, ılık ve yağışlı iklimi ve yemyeşil gözleriyle her zaman bizlere bakmaktadır. Giresun'da fındığa dayalı tarım yapılır. Ülkenin önemli fındık üreticisi konumunda olan Giresun, aynı zamanda kirazın ana yurdu olarak da bilinmektedir. Sahil kesiminde balıkçılık önemli bir yer tutarken, yöre maden suları bakımından da önemli bir merkez konumundadır. Son yıllarda ise özellikle yayla turizmine yapılan yatırımlar artmakta ve Giresun bu alanda öncü bir konuma gelmektedir.